İçerik olarak da genel olarak inovasyonun tanımı, inovasyonda teknoloji ve araştırma geliştirmenin önemini, ayrıca nacizane kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Ardından sizlerin soruları da olursa cevaplamaktan çok büyük mutluluk duyarım. Öncelikle kısaca kendimden bahsedecek olursam, 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2002 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Makine tasarımı, malzemesi ve makine elemanları, borlama yöntemiyle makine elemanlarının performanslarının arttırılması, ayrıca nanoteknoloji uygulamaları yine makine sektöründe temel çalışma alanlarım. Bunların dışında çeşitli eğitim projelerimiz var. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 3 projenin koordinatörlüğünü yapmaktayım. Bunlardan bir tanesi nanoteknoloji eğitimiyle ilgiliydi. Başarıyla tamamladık, bir yüksek öğretim projesiydi. Bir diğeri tehlikeli madde taşımacılığı yapan şoförlerin uzaktan web tabanlı öğrenimleriyle ilgiliydi. Final raporu aşamasındayız şu anda. Yeni başlayan bir diğer projemiz de özellikle Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarıyla ilgili online veri tabanları hazırlamak ve onlara yardımcı mobil uygulamalar geliştirmekle ilgili. Özellikle ve öncelikli olarak tabii ki eğitim ve teknoloji üretimiyle ilgili projelerimiz var. Öğrenci gruplarım var, danışmanlığını yaptım. Bunların iki tanesiyle Teknofest 2019'da İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlık kategorisinde finale kaldık. Yine öğrencilerimle birlikte gerçekleştirdiğim engelli bireylerin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bir teknik cihaz vardı. Bununla da uluslararası bir patent yarışmasında bronz madalya kazandık. İki çocuk annesiyim ve teknoloji yönetimi, eğitim bunlarla da oldukça yakından hem meslek icabı hem görev icabı ilgiliyim. Nacizane şimdi size biraz inovasyondan bahsetmek istiyorum. Innovatus kelimesinden türetilmiş olan bir kelime aslında. Toplumsal, kültürel, idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamında aslında. Bu arada çok özür diliyorum. Heyecanımdan dolayı kendi notlarımdan biraz kopya çekeceğim hocalarım. Türkçede ise yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da aslında tek bir kelime, Türkçedeki tek bir kelime, inovasyon kelimesini anlatmak için yeterli gelmiyor. Farklı kurumların farklı tanımları var inovasyonla ilgili. Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalata, dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmek olarak tanımlıyor OECD. Avrupa Komisyonu ise inovasyonu bir dönüştürme süreci sonucunda ortaya konan pazarlanabilir yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmet olarak tanımlıyor. Tabii ki inovasyonun aslında çıkış noktası yaratıcı fikir. Ve bu yaratıcı fikri hayata geçirmek. Ama aynı zamanda bu yaratıcı fikirden de bir katma değer, yani bir kar elde etmek. Genellikle kar getirmeyen, ticari bir başarı getirmeyen girişimler aslında inovatif girişimler olarak tanınmıyor. İnovasyon dediğimiz zaman aslında kademeli veya radikal anlamda inovasyondan bahsedebiliriz. Bunların dışında ürün geliştirme süreçlerinde süreç geliştirmede ayrıca pazarlamada, organizasyonda, eğitimde, iş modellerinde yine inovasyondan bahsetmemiz mümkün. Ve her zaman inovasyon dediğimizde aslında bir Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi çok radikal inovasyonlardan bahsetmiyoruz. Teknolojik yenilik olmak zorunda da değil. Örneğin bir fabrikanın verimliliğini arttırmak amacıyla enerji dönüşümü sağlaması da aslında inovatif bir yaklaşım olarak değerlendirilebiliyor. Süreçlerdeki basit iyileştirmeler de inovatif olarak değerlendirilebiliyor. Örnek verecek olursak Denizli'de bir firmamız vardı.
baca gazlarını tekrar su ısıtma için kullanarak çok büyük bir aslında enerji verimliliği sağlamışlardı. Bunu da yine inovasyon kavramının içerisine almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çeşitli inovasyon örnekleri verecek olursak, çok enteresan örnekler var tabii internete girdiğiniz zaman. En önemli 33 inovasyon örneği, en önemli 10 inovasyon örneği gibi. Bunlardan ilginç olan birkaç tanesi var. Örneğin köpekler için tercüman adı altında ne dediklerini, havladıklarında ne dediklerini anlamamızı sağlayacak örneğin bir yazılım, kulaklık geliştirilmesi gibi. Kendi kendini temizleyen kıyafetler üretilmesi gibi. Aslında biz bu teknolojiyle daha önce leke tutmayan kumaşlarla tanışmıştık epey uzun bir süre önce. Işıkta renk değiştiren hatta nanoteknolojik uygulamalarla görünmezlik sihrine bürünebilen kumaşlar, kıyafetler gibi. Kablosuz şarj cihazları ve özellikle son dönemde çok gündemde olan kanser tedavisinde özellikle gündemde olan akıllı ilaç teknolojileri, örneğin sadece belirlenmiş olan hücreye, hedefe giden, diğer hücrelere hiç zarar vermeyen nano ilaçlar gibi. Anneyi takip eden bebek arabası gibi, elektrik üreten güneş panjurları gibi örnekleri biz aslında sıralayabiliriz. Bunların dışında çok basit gördüğümüz cihazlarda bile aslında bir sürü inovatif şey yapılıyor. Örneğin bir kahve makinesi için bir firma farklı sensörler ve uygulamalar koyarak yaklaşık 13 tane farklı patent alabiliyor. Ve sonuçta tüm bu ürünleri satılabilir hale, pazarlanabilir hale getirdiğinde, kâr elde ettiğinde de tüm bunlar inovatif ürünler olarak değerlendiriliyor. Peki, inovasyonun neye bağlı bu inovasyon, nasıl yapılır? Aslında inovasyonun temel olarak bağlı olduğu iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi tabii ki teknoloji, diğeri de Ar-Ge dediğimiz, Ar-Ge olarak kısalttığımız araştırma geliştirme faaliyeti. Teknolojinin tanımına baktığımızda insanoğlunun yaşamını kolaylaştırmak, üretimi hızlandırmak, mevcut yapıları değiştirmek, araştırma yapmak amacıyla insanoğlunun geliştirdiği tüm cihazlar ve aslında bu cihaz ve gereçlere ait bilgilerin bütününe biz teknoloji diyoruz. Teknolojinin gelişiminde ise hep şöyle klasik bir tanım vardır. Nüfus arttıkça artan ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiştir diye. Aslında tarihsel süreç içerisinde şunu da görüyoruz. Teknolojinin gelişimine en büyük itici güç olarak aslında savaşları da göstermemiz mümkün. Ama biz yine nüfusa bağlayalım. Nüfus arttıkça tabii ki insanoğlunun ihtiyaçları artıyor. Bu artan ihtiyaçlarla birlikte su gücüyle çalışan değirmenlerden un fabrikalarına, tek katlı taş evlerden gökdelenlere, çıkrıklardan tekstil fabrikalarına, at arabasından otomobillere, kayıklardan transatlantiklere, taş köprülerden kıtaları birbirine bağlayan asma köprülere geçişi aslında teknoloji sağlıyor. Teknolojinin gelişimiyle beraber teknolojiyi bir adım daha ileriye götürecek olan aslında makine ve gereçler de gelişiyor ve bunlar sürekli birbirini artırıcı yönde aslında etki ediyor. Teknolojinin tarihsel gelişimine bakacak olursak aslında geçtiğimiz yüzyıldaki gelişimi inanılmaz. Geçen yüzyılın başında en etkili iletişim aracı telgrafken telefonların, cep telefonlarının iletişimde çığır açmasını hep birlikte yaşadık. Özellikle yaş grubu benim yaş grubuma yakın olanlar hatırlayacaklardır. Bizler santralden numara bağlatan aslında bir nesildik. Gelişen teknolojiyle beraber radyodan televizyona, bilgisayardan tabletlere, Karadeniz, hava, raylı sistem araçlarından gezegenler arası seyahat edebilecek olan uzay araçlarına geçiş çok daha hızlı bir hal aldı. Günümüzde artık
mikro ve nano robotlardan bahsediyoruz. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla daha hızlı ve daha ekonomik öğrenme metotlarından bahsediyoruz. Hatta böcekleri kendinden uzak tutabilen bitkilerden, insan kolunda yedek organ üretmekten de bahsediyoruz teknolojinin yardımıyla. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Teknoloji işin doğrusu aslında parayla gelişiyor. Aslında Ar-Ge dememiz lazım ama araştırma geliştirme yapabilmek için de para gerekiyor. Ar-Ge nedir? Yeni bir ürün geliştirmek veya geliştirilmesine bilimsel altyapı sağlamak, mevcut bir ürünün daha etkin, daha ucuz hale gelmesini, üretilmesini sağlamak ya da hiç üretilmemiş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda önce olmak amacıyla herhangi bir alanda araştırmaya yatırım yapmak demek, Ar-Ge yapmak demek. Kendi içerisinde üçe ayırabiliriz araştırma geliştirme faaliyetlerini. Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olarak. Araştırma geliştirme inovasyonun aslında en önemli adımlarından bir tanesini oluşturuyor. Peki nasıl yapılıyor? Dediğimiz gibi parayla yapılıyor. Ülkeler araştırma geliştirmeye ne kadar para ayırıyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Kuzey Avrupa ülkeleri şu anda araştırma geliştirme faaliyetlerine en fazla aslında gayri safi milli hasılalarından pay ayıran ülkeler ve bu sayede de daha da refah düzeylerini aslında çok rahat bir şekilde arttırabiliyorlar. Örneğin Amerika'da gayri safi milli hasıladan Ar-Ge'ye düşen pay %3. Avrupa Birliği'nin genel ortalaması %1,8. Ülkemizde ise binde 85. Yani %0,85. Burada ülkemizde son yıllarda aslında son 30 yılda bilimsel yayın sayısındaki artışa baktığımız zaman dünya ortalamasının 8 kat üstünde olduğunu görüyoruz. Bilimsel çalışma olarak. Ama bu bilimsel çalışmaların inovasyona dönüşümü, yani katma değere dönüşümü, paraya dönüşümü ise maalesef dünya ortalamasının altında kalmakta. Bunların sebeplerine bakılabilir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir tane raporu var. Bu raporda diyor ki, Türkiye'de ülkemizde yapılan araştırma geliştirme faaliyetlerinin yarısından fazlasını aslında üniversiteler ve devlet yapıyor. Yurt dışına baktığımızda ise özellikle yurt dışında özel sektörün piyasada rekabet edebilmek amacıyla Ar-Ge uygulamalarında başı çektiği görülüyor. Türkiye'deki firmalarımızın yaklaşık %18'i yeni ürün inovasyonu ile pazardaki rekabetçiliğini sürdürmeye çalışıyor aslında raporlarla sabit tutulmuş. Bu firmalardan da özellikle imalat sanayi firmalarının %34'ü ve hizmet sektöründe %26'sı aslında düzenli ve sürekli olarak araştırma geliştirme faaliyetlerine para yatırmaktı. Nanoteknoloji ile ilgili ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarına bir örnek verecek olursak, örneğin 2015 ve 2016'nın ilk 7 ayı içerisinde tüm dünyada yayınlanmış olan araştırmalar, bilimsel araştırmalar incelendiğinde Türkiye 20. sırada. Bu kötü bir sıralama değil. Yine aynı dönemde yayınlanan patent sayılarına baktığımızda ise Türkiye 22. sırada. Şimdi diyeceksiniz ki, diyebiliriz ki aslında bir denge var. Birinde 20, birinde 22. sırada. Ancak biz sadece 6 patentle bu 22. sırayı almışız. Yani çok fazla aslında fikir üretmişiz. Fakat bu ürettiğimiz fikirleri inovatif hale getirememişiz. Katma değere dönüştürememişiz. Katma değer nedir? Katma değer bir kamyon mal satıp karşılığında 1 kilo ürün alabilmek demek. Katma değerin önemi bu. Ve inovasyonun aslında temel dinamiğini de bu oluşturuyor. Ve inovasyon aslında yeni olan her şey değil. Ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen yeniliklerden oluşuyor.
Ekonomik değeri en dar anlamda konuşacak olursak, inovasyonu gerçekleştiren tarafa ekonomik bir geri dönüş sağlaması demek. Sosyal değer boyutuysa, onu kullanan taraflara bir fayda sağlamasını ifade etmek. Burada 1970 ile 1995 yılları arasındaki bazı şeylerden bahsetmek istiyorum, size verilerden bahsetmek istiyorum. Gelişmiş ekonomilerde özellikle bu yıllardaki gelişmelerindeki sıçrayışı yarısından fazlası inovatif düşüncelere ve inovasyondan kaynaklandığına bağlanıyor. Peki katma değer ve ürün nasıl üretilir? Biz bor cennetiyiz. Dünyanın en büyük bor rezervleri bizde. Yaklaşık tüm dünya rezervlerinin %74'üne sahibiz. Ancak biz hala istediğimiz gibi bordan katma değeri yüksek ürünler elde etmekte halen zorlanıyoruz. Cevheri çıkarıyoruz ancak bor karbür dediğimiz katıldığı her şeye çok büyük değer katan malzemeleri yeni yeni daha üretebilmeye başladık ve bu konuda daha yeni aslında katma değer elde etmeye başladık diyebiliriz. Ar-Ge, Ne? inovasyon ve teknolojinin gelişmesi O ne ya? katma değer sağlanması Bildin demek de aslında görüntülü. Hadi biz dinleyebiliyoruz, onlar dinliyor. alınması demek. Ancak şu da var, ülkemizde bu süreçler çok uzun. Peki nasıl arttıracağız? Arttırma yöntemlerinden bir tanesi aslında girişimcilik yolunun desteklenmesi olarak söylenebilir. Konuyla ilgili aslında devletin çok büyük yatırımları var, çok büyük teşvikleri var. TÜBİTAK, KOSGEB, bakanlık destekleri, özellikle gençlere ve teknoloji üreten firmalara yönelik çok büyük destekler sunmakta. Bunun dışında tabii ki bizler gençlerle uğraşıyoruz, gençlerle ilgileniyoruz ve özellikle yaratıcılığın desteklenmesi ve araştırmacı ruhunda tabii ki teşvik edilmesi gerekiyor gençlerde. Yapılan bir araştırma tabii bu kadar öğretmenin karşısında bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama göstermiş ki Amerika'da 5 yaşındaki çocukların %98 olan yaratıcı düşüncelerinin 15 yaşlarında yaşlarına geldiklerinde %12'lere kadar düştüğü gözlemlenmiş. Peki bunları yaratıcı düşünceyi nasıl arttırabiliriz? Kısaca STEM. Yani fen, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat uygulamaları. Artı sanat da eklenmiş durumda buna şu anda. Çok büyük önem taşımakta. Ve özellikle eğitimde dijital yetkinlikler kazandırılması da çocuklarımıza ve gençlerimize çok büyük önem arz etmekte. Şimdi çok klişe tabirler, Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0'dan bahsediyoruz. Tamamıyla makinelerin kendi aralarında haberleştiği, insan emeğini minimize etme hamlesi olan Endüstri 4.0 aynı zamanda da çok maliyetli. Ve bu sistemleri kurmak için de nitelikli insan gücünü, artık altın yaka olarak tabir ettiğimiz nitelikli insan gücüne aslında bizlerin ihtiyacı var. Endüstri 5.0 ise Endüstri 4.0'ın çıkış noktası Avrupa. Çünkü Avrupa'da işçilik çok pahalı. Endüstri 5.0'ın çıkış noktası ise Japonya. Japonlar tamamen insan faktörünün ortadan kaldırılmasını reddediyorlar. Burada makinelerin başında mutlaka nitelikli, altın yakalı, yeni teknoloji üretebilen, yeni fikirler üretebilen, yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin olması isteniyor Japon yaklaşımında. Peki nitelikli insan gücünün tanımını nasıl yapacağız? Nitelikli insan gücünün tanımını yaparken dün çok enteresan bir rapora rastladım. Aslında geçen ay yapılmış, Kasım ayında Yükseköğretim Kurulu'nda yapılmış ve raporu yayınlanmış. YÖK raporuna göre şu anda çok popüler olmayan, şu anda iş sahası çok az görünen ama özellikle 2030 yılından itibaren çok daha popüler ve gerçekten nitelikli insan gücünün oluşması beklenen meslek grupları sıralanmış. Bunlardan ben size
Birkaçını not aldım. Örneğin robotik, nesnelerin interneti, büyük veri analizi, eklemeli imalat, sanal gerçeklik, yapay zeka mühendisliği, fonksiyonel malzeme mühendisliği, nanoteknoloji, dijital tarım, ilaç sanayi ve biyoteknoloji, tıbbi cihaz sanayi, kök hücre ve gen tedavileri, nanotıp, nano malzemeler, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlarda uzmanlara çok yakında çok büyük ihtiyaçlar olacağı ve Türkiye'deki yüksek öğretim yapılanmasının da bu alanlara yönelmesi gerektiğinde bir tavsiye şeklinde rapor yayınlanmış durumda. Avrupa'da özellikle 2030'dan itibaren nitelikli insan gücünde büyük bir azalma yaşanması bekleniyor. Ve bu yaşanan nitelikli insan gücü talebinin de şu anda sisteme ağırlık veren Çin ve Hindistan'dan karşılanabileceği yönünde yine yaklaşımlar var. Ülkemizde ise aslında sistem eğitimi oranının yeterli seviyede olmadığı, belki bizim için de bu şekilde bir ihtiyaç oluşabileceği yine raporlarla söyleniyor. Son olarak ben biraz sizlerle kişisel deneyimlerimi aslında paylaşmak istiyorum. Son teknolojiye sahip ürünler katma değer açısından çok önemli. Ama aynı zamanda da erişilebilir teknoloji üretmek de çok önemli. Ortez protez üzerine çalışmalar yapıyoruz biz gruplar olarak. Ve şunu görüyoruz. Yurt dışından aldıklarımız üzerine konulan sensörlerle vesaire 15 bin euro ile 75 bin euro arasında bir fiyatla satılıyor. Bunu bizim insanımızın alıp kullanması çok zor. Avrupalının bile alıp kullanması çok zor aslında. Çok yüksek fiyatlar. Bu nedenle daha ergonomik, daha ekonomik, hayatı kolaylaştıran, zorlaştırmayan ürünlerin yani erişilebilir teknolojinin üretilmesini de ben kendim şahsım adına çok önemsiyorum. Çünkü bu şekilde üretilen teknolojiden toplumun daha büyük kesiminin aslında faydalanabileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki sektörel açıdan baktığımızda enerji sektöründen sonra en fazla dışa bağımlılığımız olan sektör sağlık sektörü. Sağlık sektöründe ilaçta %54, malzemede %82, cihazda %84, aşıda %100'e yakın bir bağımlılığımız var ve bu Sayın Bakanımızın vermiş olduğu rakamlar. Peki neler yapmalıyız? Bu konuda örneğin yeni yetişen genç mühendisleri bu alanlara yönlendirmeyi ben biraz kendime misyon edinmiş durumdayım. Çünkü dediğimiz gibi erişilebilir kaliteli teknolojik cihazlar konusunda ülkemizde çok büyük aslında şeyler var, sıkıntılar var. İnovasyon diyoruz. Neler yapılıyor? Mesela ben kişisel bazda ne yapmış olabilirim inovatif olarak? Örneğin ağır makine sanayine yönelik bir çalışma yapmıştı yüksek lisans öğrencim. Sürekli aşınma ve korozyona maruz kalan bir parça vardı bu maden delme makinalarında. Çok basit, ülkemizde bolca bulunan bor madeni kullanarak yapmış olduğumuz bir yüzey işlemiyle parçanın maliyetini dörtte biri düşürüp ömrünü de üç katına çıkarmıştı. Bunun dışında yine inovasyona yönelik yaptığımız çalışmalardan örnek verecek olursak, örneğin ALS hastaları için saç çıkama robotu. Bu çalışmayı biz incelediğimizde aslında çok inovasyonu parayla sınırlandırdığımız için çok fazla satışı olmadığından dolayı Çin'de üretildiğini, benzer bir ürün üretildiğini fakat gerçek anlamda bir katma değere dönüşmediği için seri imalatına geçilmediğini gördük. Ancak bu şu anlama gelmiyor aslında. Katma değere dönüşmüyorsa gerekli değildir. Böyle bir anlam, böyle bir ifade de aslında kullanmamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahipleri için aslında
o ürünler üretilebilir diye düşünüyorum. Örneğin devrilmeyen tekerlekli sandalye. Tasarım ve imalatı, elektrikli veya mekanik anlamda. Ucuz ve fonksiyonel ortez ve protez üretimi. Engelli bireylerin rehabilitasyonlarına yönelik teknik cihazların üretimi. Parkinson hastaları için manyetik stabilize kaşık üretimi. Bu çok enteresan bir örnek. Benim öğrencilerim bunun üzerinde bir 4-5 ay çalıştılar. Patent araştırması yaptılar ve dünyada sadece bir tane patentin bütün manyetik sistemleri içeren kaşıkları genel anlamda anlattığı için, kapsadığı için biz bu ürünü gerçekleştiremedik. Son olarak özellikle medikal sektörde, sağlık sektöründe, enerji sektöründe bizlerin çok fazla iyi yetişmiş insana ihtiyacı var, elemana ihtiyacı var. Toplumsal refahımız için, katma değeri yüksek ürünler elde edebilmek için bizim bu Ar-Ge çalışmalarını ve inovatif yaklaşımları arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili hocalarım, beni dinlediğiniz için ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İnovatif yarınlara Türkiye diyorum ve sorularınız varsa cevaplamak istiyorum. Teşekkürler. Evet, biraz kısa oldu. Çok heyecanlıyım çünkü. Biraz hızlı hızlı anlattım. Bütün öğrencilerimi tıpa yönlendirmiyorum. Ağır makine sanayi içinde çalışıyoruz. Nanoteknoloji uygulamaları içinde çalışıyoruz. Diyebilirim ki 7-8 tane koldan çalışıyoruz. Herkesin kendi ilgi alanına göre. Öyle bir zorlamamız yok. Okumaya çalışıyorum bir taraftan. Ha, lise öğrencilerini diyorsunuz. Bence de. Ben bir mühendis olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hem mesleğimi hem de yaptığım işi çok seviyorum. Çok yetenekli, çok parlak gençlerimiz var. Gerçekten fırsat verildiğinde, doğru yönlendirildiklerinde çok güzel işler çıkarıyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Alzheimer'la ilgili bir şey vardı Arkadaşlar, ama kaçırdım ben onu. Gözlerim teşekkürler yazmayı kapalı. yazmayalım. Çünkü teşekkür eden 320 arkadaşımıza biz de teşekkür ediyoruz. Hocamızın sorularını kaçırmamak adına lütfen sadece sohbet bölümüne soru yazalım. Hocam, Alzheimer hastaları için yaptığınız çalışmaları takip edebileceğimiz bir web sayfanız var mı diye soruyorlar. Evet, web sayfamızı açacağız. Projemizin açılışını 9-10 Ocak'ta yapacağız. Projemizin ismi REMEM olacak. Kısaltmamız REMEM. Unuttuysan tıkla projemizin adı. Ocak 15'ten itibaren sosyal medya üzerinden bizi takip edebileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hesabının bir adresi var mı hocam? Tabii, siz oraya yazın lütfen. Henüz daha aktif değil. 2 hafta içerisinde aktif hale getireceğiz. Bütün sosyal medya hesaplarımız da orada olacak. Okul öncesi için çok güzel şeyler düşünüyorum. Çok parlak zekaları var. Onlarla sohbet etmeye, çalışmaya bayılıyorum. Sizlerin çok değişik oyun haline getirdiğiniz aslında şeyler var, çalışmalar var. Bizim yine aynı bölümde görev yaptığımız çok değerli İsmail hocamız var. Kendisi özellikle robotik sistemler ve robotik kodlama ile ilgili çalışıyor ve anaokulu yaş grubundan itibaren aslında çocuklarımızda çok büyük bir kapasite var. Ufacık elleriyle devreler yapıyorlar, robotlar yapıyorlar. Bu konuya tabii ki ilgisinin olması gerekiyor çocukların. Ben de memnun oldum Çağdaş hocam. Sağlık dilerim. Tabii ki geçebilirsiniz Güray hocam. Hocam, patentle ilgili olarak katma değerin temelini oluşturmuş.
katlanma değerin oluşturması anlamında çok özür diliyorum. Sanırım çok daha fazla önem vermemiz gerek. Bu anlamda evet. Az önce verdiğiniz genellemeyi kapsayan patenti açmak adına muadil üretim çare olabilir mi? Yani patenti alınan ürünlerin muadilini üretmek mi? Ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama. Bahri Yıldırım hocam. Evet. Zaten patentin muadilini üretemezsiniz. Ancak farklılık getirdiyseniz patent alabilirsiniz veya faydalı model alabilirsiniz. Öyle sıkıntılar var. Patent ne kadar geniş kapsamlı alınırsa aslında o kadar yeni fikirleri de kısıtlamış oluyor. Yeni bir patent yazarken de bize patent vekillerinin aslında ısrarlı bir şekilde söylediği de bu oluyor. Mümkün olduğu kadar farklılık getirmek gerekiyor. Mevcut bir sistem üzerinde bile olsa, ufak da bir ayrıntı olsa, eğer sistemin çalışmasını değiştirebiliyorsa, farklılık getirebiliyorsa yine patent olma özelliğine sahip oluyor. Demek lazım herhalde hocam. Çok sağ ol hocam. Aslında biz nanoteknoloji projemizi ilk ve orta öğretimden itibaren diye planlamıştık ilk planladığımızda. Ama o şekilde geçiremedik projeyi. O nedenle sadece yüksek öğretimle ve lise öğrencileriyle sınırlı kaldı. Ama önümüzdeki yıl bir TÜBİTAK projesi düşünüyoruz. Bu sene yetiştiremedik diğer işlerimizden dolayı. Bir bilim şenliği kapsamında buradaki ilkokul, ortaokul ve liseleri de kapsayacak şekilde çok güzel bir bilim şenliği düzenlemek istiyoruz. Hocam galiba öğretmenlerimizin hani direkt inovasyon diye okul öncesi de ilkokulda, ortaokulda ya da lisede girebilecekleri doğrudan hani biz atıyorum A hastalığı için tedavi olacak bir gözlük üretiyoruz diye ortaya çıkmayacak bir durum söz konusu. Bunun için öncelikle galiba bazı temelleri oluşturmak gerekiyor. Girişimcilik gibi, sistem gibi, robotik kodlama gibi bunlar hep aslında inovasyonun galiba vesilesi. Öğretmenlerimiz bunlara adım atarak daha sonra inovasyonun, yenilikçiliğin galiba ürünlerini toplamaya başlayacaklar. Ben yalnız şunu da atlamak istemiyorum Ertan Hocam. Fikir geliyor. Fikri bence hiç uygulanmamış bir fikirse patentleştirmek veya faydalı model haline getirmek çok önemli diye düşünüyorum. Tabii biz üniversitede olduğumuz için şanslıyız. Bizim teknoloji transfer ofislerimiz var. Bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Fikri kim daha erken patent başvurusu yaparsa fikir onun olmuş oluyor aslında. Ve oradan üretilecek olan katma değer de o kişinin olmuş oluyor. O yüzden fikirlerin patentleşebilmesini çok önemsememiz gerekiyor. Ama tabii ki ben milli eğitimin bu konuda desteği var mı yok mu onu bilmiyorum. Biz üniversitemizden bu konuda sınırsız destek görüyoruz. Ama bilemiyorum, bakmak lazım. Bakanlığın destekleri varsa özellikle patent vekili bulunması ve patent süreçlerinin takip edilmesiyle ilgili aslında her fikri dinleyip ufak bir araştırma, ön araştırma yaptıktan sonra mutlaka patentlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum ve önemsiyorum. Evet, kesinlikle Hüseyin Hocam çok önemli. Şeyi kaçırdım sanıyorum. Evet. Hüseyin Hocam, patent konusu çok iyi. Konya zaten Selçuk Üniversitesi'nde, Karatay Üniversitesi'nde çok değerli hocalarım var. Birlikte çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız da inşallah. Çok sevdiğim bir yer ve gelişime üniversite olarak çok açık anladığım kadarıyla milli eğitim de öyle. Öğrencileri yönlendirmek için kariyer günleri planlayabilirsiniz diye düşünüyorum ki yapıyorsunuzdur da. Sanıyorum Yasemin Hocam lise öğretmeniyiz. Çocukların akıllarında bir şeyler oluşabilmesi için bunu çok önemsiyorum ben. Aslında şey yapıyorlar, tercih yapmadan önce üniversitelerin, tercih yapacakları üniversitelerin
sitelerine giriyorlar, oradaki hocaları araştırıyorlar. Ancak sizin dediğiniz okulda meslek seçimiyle ilgili sanıyorum. Bununla ilgili tabii ki üniversitelerle aslında işbirliği yapmak lazım. Üniversitelerin biraz bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Öğrencilerin daha bilinçli meslek seçimi yapabilmesi için. Çünkü bizim ülkemizde biz 18 yaşında, 19 yaşında mesleğimizi seçiyoruz ve bütün ömrümüzü o meslekle birlikte geçiriyoruz. Ne kadar bir ön bilgi fazla olursa aslında o kadar daha doğru meslek seçimi olur diye ben de düşünüyorum. Evet, 3D yazıcılar yani eklemeli imalat. Şu anda özellikle metal eklemeli imalat da çok gündemde. Kesinlikle şu anki üretim teknolojilerinin pek çoğunu ilerleyen zamanda ortadan kaldıracak olan bir teknoloji. Ben de çok önemsiyorum. Ve çocuklarımızı bu konuda çok başarılı buluyorum aslında. Şimdi biz üniversitede SolidWorks öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Çeşitli tasarım programları öğretmeye çalışıyoruz. Robotik kodlamayla beraber aslında çok daha basitleştirilmiş yine bu CAD programları var ve inanılmaz yani şunu çizebiliyor o programlarla. Çok yetenekliler çocuklarımız. Öğrencileri yüreklendirmek adına hocam eğer bölgenizde bir üniversite varsa oradaki hocalarla irtibata geçip örneğin laboratuvarlarını, atölyelerini görme yönünde bir şey olursa çünkü çocuklar görselliği çok önemsiyorlar ve onları daha fazla motive ediyor diye düşünüyorum ben. Berru hocam. Çok hızlı akıyor, kaçırıyorum. Arada çok da özür diliyorum. Evet, patent almada kesinlikle eksik kalıyoruz Handan hocam. Hüseyin hocam çok teşekkür ediyorum. Sevim hocam, bu konuyla ilgili eğitim fakültemizde çok değerli profesör hocalarımız var özellikle fen eğitimi konusunda ve yine geçenlerde sonuçlanmış olan bir şeyleri var, projeleri var. Eğer bana mail yoluyla ulaşabilirseniz ben hocamın bilgilerini size iletebilirim. Kendisi bu konuda size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bence de Milli Eğitim Bakanlığı'nın patente yönelik bir desteği yoksa bile kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Teknofest yarışmasında ortaokullardan, liselerden çok güzel çocuklarımız vardı. Çok başarılı, gerçekten kendini işine adamış hocalarımız vardı. Birlikte yani karınca kararınca denir ya, o imkanlarla proje yapanlar da vardı. Özel okullardan gelip çok daha nasıl diyeyim, rahat bir şekilde proje üretenler de vardı. Ama öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı ben bu konuda çok takdir ettim. Kodlamanın önünün uzun olmadığını söyleniyor. Şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Az önce sizlere birkaç tanesini sıralamıştım. Mesela dijital tarım diyoruz, biyoteknoloji diyoruz, tıbbi cihaz diyoruz. Bunların hepsine aslında altlık oluşturacak. Programlama mantığı çocuklarda bir kere oturduktan sonra hangi program dili olursa olsun yeni bir dil öğrenmesi artık çok daha kolay hale geliyor. Altıdan kalp kalıp yapıyoruz, patentini alıyoruz. Çalışacağım. Vallahi din derslerini nasıl katacağız onu bilmiyorum hocam. Derya hocam az önce dediğim gibi bana mail yoluyla ulaşırsanız eğer
Ben size çok kıymetli hocalarım var. Kendilerine iletişim bilgilerini veririm. Şimdi tabii ben yüksek öğretim seviyesinde özellikle çalıştığım için o yaş grubunu bilmiyorum. Bilmediğim bir şey için de burada iddialı konuşman çok şey olur, yanlış olur ama gerçekten konusunda uzman fen eğitimcisi hocalarımız var. Dediğim gibi daha da yeni çok güzel bir TÜBİTAK projesi bitirdiler konuyla ilgili, sistemle ilgili. Hatta üniversitemiz eğitim fakültesi bu yıl yine bir Erasmus Plus projesinde ortak oldu sistemle alakalı. İstediğiniz takdirde dediğim gibi bana maille ulaşırsanız ben sizlere bu hocalarımızın iletişim adreslerini seve seve veririm. Azim Hocam teşekkür ederim. Sizi daha fazla yormayalım. Çünkü devam ediyor bir taraftan sorular. E-posta ile isterseniz size ulaşsınlar. Tabii ki. www.edu.tr webten de bulabilirsiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu diyorum ama dediğim gibi ben de çok heyecanlandım. Bu kadar güzel Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Öğretmenlerimizin ufkunu açtınız. olmaktan. Teşekkür ediyoruz. Daha ikincisi, üçüncüsü elbet yapılır. Siz hazır olduktan örnekleriniz belki göstermek istersiniz. Yerinde inceleme yapıp öğretmenlerimizle paylaşmak istersiniz. Yine bir webinar yaparız hocam. Bunlarla dolu. Her zaman için, her zaman için öğretmenlerimize seve seve paylaşırız. Ben çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Bir mukabele hocam. İyi akşamlar. Arkadaşlarımıza da katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.